Herkese selamlar. 8 Ekim 2023 Pazar bugün özel bir gündem yayını ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Filistinli gruplar dün sabah erken saatlerde İsrail'e bir saldırı başlattı. Bu saldırıyı kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Filistinli grupların saldırılarını İsrail'in verdiği cevabı ve bundan sonraki süreci nereye evrilebileceği konusunu kısa bir şekilde başka yerden duymayacağınız detaylarla açıklamaya, ifade etmeye çalışacağız. İlk olarak ben Filistin'deki genel durumdan biraz bahsetmek istiyorum. Filistin'de bildiğiniz gibi yani takip edenler en fazla duyduğu iki bölge vardır. Birincisi Batı Şeria, ikincisi de Gazze'dir. İsrailli grup, İsrailli güçler, İsrail güçleri Batı Şeria'ya son dönemde çok fazla baskın gerçekleştirmeye başladılar. Bu baskınların sayıları her gün arttı ve her gerçekleştirilen baskında bir, en az bir Filistinli'nin İsrail güçlerince öldürüldüğüne yönelik haberler okumaya başladık son dönemde. İsrail tarafı bu baskınların oradaki silahlı gruplara yönelik gerçekleştirildiğini e, açıklıyor olsa da her seferinde çocukların, kadınların vesaire öldürüldüğünü ve bunların hiçbir şekilde soruşturmaya tabi tutulmadığını bir sürekli olarak haberler okuyoruz. İkinci olarak da Gazze'den bahsedeceğim. Filistin'deki genel durumu anlamak için biraz e, Gazze'den de tabii ki bahsetmek gerekiyor. Gazze'de İsrail'in sürekli olarak hedef aldığı bölgelerden bir tanesi. İsrail Gazze'ye, bu arada Gazze Hamas kontrolünde bilmeyenler için onu da söyleyeyim. Gazze e, istenilen her dakika, her saniye İsrail tarafından hedef alınabiliyor. İsrail savaş uçakları e, günün herhangi bir saatinde Gazze'ye saldırı gerçekleştirebiliyorlar ve bununla ilgili de kimseye herhangi bir bahane sunmaları da gerekmiyor bunu da özellikle belirtmiş olayım. Gazze e, şehri yaklaşık 15 yıldır İsrail ablukasında olan bir şehir. Buradaki halk gerçekten çok zor diyebileceğimiz şartlarda bir yaşam mücadelesi veriyor. İşte sürekli olarak bir savaşla ansak da Gazze'yi yani savaş haberleriyle gündeme gelse de aslında içerideki halkın psikolojik durumunun da pek iyi olmadığına dair haberler okuyoruz. İşte i̇nsanların travmaya girdikleri, içeride intihar sayıları vesaire bu gibi haberlerle de Gazze sürekli olarak gündeme geliyor. Bugüne gelecek olursak Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli silahlı gruplar dün sabah erken saatlerde İsrail'e yönelik bir saldırı başlattılar. Bu saldırı aslında roket atışlarıyla başladı ve biz haberleri takip ettiğimiz saatlerde roket atışları tıpkı geçmiş dönemdekiler gibi rutin bir İsrail'e karşı gerçekleştirilmiş rutin bir saldırı gibi duruyordu. Ancak sonrasındaki dakikalarda bazı haber ve görüntüler servis edildi. Bu görüntülerde Filistinli savaşçıların motosikletlerle, pikaplarla İsrail sınırını geçip, Gazze'yi geçip İsrail'e, İsrail'deki yerleşimlere doğru ilerlemeye başladığını gördük ve o noktada işin rengi biraz değişti. Peki e, Filistinli silahlı gruplar ilk olarak ne yaptılar? İlk olarak Gazze sınırını açtıktan sonra hemen o noktada bulunan İsrail'e ait askeri üsler yönelik saldırılar gerçekleştirdiler. Bu askeri üslerde birçok İsrail askerini öldürdüler ve canlı olarak yakaladıklarını da rehin olarak olarak alıp e, Gazze geri çıkardılar. Ardından buradaki e, İsrail karakolları diyeyim karakollarını ele geçirdikten sonra oradaki askerleri de eskisi hale getirdikten sonra yönlerini İsrail yerleşimlerine doğru çevirdiler ve e, çok da kalabalık olmayan e, bir şekilde İsrail yerleşimlerine girdiler. Filistinli gruplar İsrail sınırındaki askeri karakolları bir şekilde kontrol altına aldıktan sonra İsrail yerleşimlerine doğru ilerlediler ve burada notlarım arasında da görüyorum. Kassam Tugayları Genel Komutanı Muhammed Defin bir açıklaması olmuştu. Açıklamasında Yaşlı ve çocukların hedef alınmaması gerektiği e, yönündeydi. Bir başka açıklamada ise sivillerin hedef alınmaması gerektiğini ifade ettiği söyleniyordu Muhammed Edeif'in. E, burada biz e, bundan da şeyi anlıyoruz yani İsrail'e giren e, Filistinli savaşçıların e, sadece yetişkin e, sivillere hedef almış olabileceğini anlıyoruz. İsrail askerleri zaten her türlü hedefti. Burada tabi arada şöyle bir tartışma da var sosyal medyada dönüyor. E, İsrail'li siviller ne kadar sivil bu da ayrı bir tartışma konusu çünkü İsrail'de silahlanma oranları oldukça yüksek Filistinli gruplar İsrail içlerine girdikten sonraki çatışmalar halen daha devam ediyor. Yani bu videonun çekildiği saatlerde de bu çatışmalar halen devam ediyor. Ancak ben burada bir noktayı da dikkat çekmek istiyorum. Bu saldırı Filistinli grupların gerçekleştirmiş olduğu bu saldırı Filistin meselesini Filistinliler için gerçekten çıkmaza sokacak bir gelişme olan özellikle Suudi Arabistan, İsrail ve diğer İslam ülkeleriyle İsrail arasında gerçekleştirilecek bu normalleşme süreçlerine de indirilen bir darbe olarak okunabilir. Çünkü bildiğiniz gibi geçtiğimiz güne kadar Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki normalleşme görüşmelerinde neredeyse sona gelinmişti. Her, her ne kadar iki ülke resmi olarak masada imza atıp normalleşmiş olmasalar da İki ülke arasındaki ilişkiler zaten çok iyi diyebileceğimiz bir seviyede. Ancak Veliaht Prens Muhammed Bin Selman bu ilişkiyi resmi olarak tamamlamak, normalleşmek arayışında. Ve bu son saldırıyla birlikte, Filistin gruplarının saldırısıyla birlikte bu normalleşme sürecinin daha farklı bir boyuta, belki de daha da erteleneceğini düşünmek mümkün. Burada tabi İran'ın da şu açıklamasından bahsetmek lazım. İran yaptığı her açıklamada bu normalleşmenin olmayacağını, Suudi Arabistan ve İslam arasındaki normalleşmenin olmayacağını, bunun bölgeye katkı sağlamayacağını, bölgedeki yerim daha da artıracağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi bazı sosyal medyada ortaya atılan iddialar var. Bu iddialardan da biraz bahsedeceğim. Notlar arasında işte ilk sırada Filistinli gruplar saldırıyı neden yaptı. Filistinli grupların saldırıyı neden yaptığı aslında bu sorunun sorulması bile pek şey pek doğru değil çünkü. Filistin'de az önce bahsettiğim gibi Batı Şeria'da ve Gazze'de Filistinler sürekli olarak zaten bir saldırı altındalar. Her gün olayla hiç ilgisi olmayan birisinin dahi kulağına her gün bir Filistinlinin, her gün bir orada bir Müslümanın İsrail askerlerince veya hatta İsrailli işte Yahudi yerleşimciler tarafından öldürdüğüne dair haberler gitmekteydi. O yüzden hani bu saldırıyı Filistin gruplar neden yaptı? Bunun açıklamasına geçmek, bunun açıklamasını yapmak bence şu anki e, durumu pek, durumun gerçeğini pek yansıtmıyor. Ben burada bazı komplo teorilerinden de e, bahsetmek istiyorum. Onları notlar arasına almıştım. E, bunlardan birincisi İsrail'in İran'a veya Gazze'ye bir kara harekatı gerçekleştirebilmek için bu saldırıya göz yumduğu, göz yumduğu iddiası. Şimdi e, sosyal medyada ufak bir tarama yapınca böyle bu iddiaya çok denk gelebiliyorsunuz. Yani diyorlar ki ya İsrail bu saldırıyı bilerek göz yumdu, yoksa İsrail'in böyle bir şey gözden kaçırmış olması ihtimali söz konusu değil. Ya ben buna pek katılmıyorum. Yani İsrail'in gerek İran'a olsun, gerekse e, Gazze'ye olsun bir saldırı başlatmak için herhangi bir bahaneye ihtiyacı yok. Yani İsrail şu ana kadar Filistin'de gerek Batı Şeria'da gerekse Gazze'de öldürdüğü hiçbir Filistinli için öldürdüğü zaman bir bahaneye ihtiyaç duymuyor. Hatta bir Yahudi yerleşimci bile bir Filistinli'yi öldürdüğünde ertesi günü serbest bırakılabiliyor. Yani bunlar için bir bahaneye ihtiyaç yok. Yani bunlar tamamen televizyonlarda her kendisini her şeyin uzmanı zanneden kişiler tarafından uydurulmuş zırvalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani Diyelim ki İsrail İran'a askeri müdahalede bulunacak. Bunun için zaten elinde çok fazla bahane var. Yani İsrail İran'ın dersler ürettiğini bahane edip oraya bir askeri müdahalede bulunabilir. Nitekim Irak işgalini hatırlayanlar Colin Powell'ın o meşhur fotoğrafını hatırlayacaktır yani. Elinde böyle küçük bir tüpte işte orada kimyasal silah olduğunu ifade etmişlerdi ve bununla birlikte Saddam rejimini devirmeye yönelik bir e, işgal harekatı başlatmışlardı. İşgal harekatı sona erdikten sonra a nükleer silahlar yokmuş. Komik e, bazı paylaşımlarda bulunmuşlardı medyada. Yani bunun için e, dediğim gibi İsrail'in herhangi bir bahane, ne İran'a yönelik askeri müdahale ne de e, Gazze yönelik bir kara harekatı için herhangi bir bahaneye ihtiyacı olduğunu söylemek bence bir zırvadan ibaret. Şundan da bahsetmek gerekiyor. İsrail'in ilk şoku atlatması oldukça uzun sürdü. Yani Filistinli gruplar İsrail'e girdiklerinde ee, İsrail güçleri uzun bir süre, saatler boyunca herhangi bir müdahalede bulunamadılar. Hatta sosyal medya'da aktarılan görüntülerde Filistinli grupların çok rahat bir şekilde e, Yahudi yerleşimlerde dolaştığı e, göze çarpıyordu. Saatler sonra cevap vermeye başladı İsrail. E, Filistinli grupların e, girdiği Yahudi yerleşimlere hiçbir müdahalede bulunamamıştı. Saatler sonra buna cevap verdi ve ardından e, rakamlar. Açıklanmaya başladı. Yani şu anda içerisinde bulunduğumuz saatlerde eğer ki güncellenmediyse ölen İsrail'in sayısı 350 olarak açıklandı. Yaralı sayısı da 2000'e yakın olarak ifade ediliyor. Ve ardından İsrail bir karşı saldırı başlattı ve bu saldırı aslına bakarsanız geçmişte olduğundan çok da farklı değildi. Yani ne zaman ki Gazze'den Yahudi yerleşimlere füze saldırıları gerçekleştiriyor, gerçekleştiriliyordu Filistin gruplar tarafından İsrail'de Hemen savaş uçaklarını kaldırıp Gazze'yi bombalamaya başlıyordu. Burada İsrail geçmişte olduğu gibi aynı taktiği izledi. Gazze şeridi yeniden bombalanmaya başladı. Oradaki gerek sivil gerek askeri hedefler tek tek vuruldu. Bazı binalar yıkıldı. Yani eskiden yaptığı şeyin aynısını yaptı İsrail. Ancak gerek İsrail ordu sözcüsünün açıklamalarını dinlediğimde gerek senaten Yahu'nun açıklamalarını dinlediğimde Sürekli olarak işte çok sert şekilde karşılık vereceğiz. Hiç görmedikleri şekilde karşılık vereceğiz. Onlar cehennemin kapılarını ar araladılar vesaire gibi. Ee, çok ıı üst seviyeden açıklamalar yaptılar. Ancak şu ana kadar İsrail'in geçmişte yaptığına farklı bir şekilde cevap verdiğine ben denk gelmedim. Ancak şu var, e, El Cezire'de izlediğim bir yayında bir tane sivil e, şöyle bir şeyde bulundu. E, sivilin ne dediğini aktarmadan önce e, İsrail'in Gazze'de izlediği hava saldırılarındaki stratejiden biraz bahsetmek istiyorum. İsrail Gazze'de bir evi vurmadan önce eğer ki o evi yıkacaksa o evin çatısına e, ufak bir bomba atıyor. Bu bomba patlıyor ve bu bomba e, içerideki ev sahipleri için bir uyarı anlamına geliyor ve onlar zaten oradaki e, hali bilen insanlar oldukları için evi boşaltmaya başlıyorlar. Ne kadar kısa sürede evi boşaltırlarsa o kadar kendileri için iyi oluyor ve bu ilk küçük bombadan, çatıya atılan küçük bombadan daha sonra İsrail artık ne kadar süre verdiyse kendi e, ne kadar izin verdiyse bu yarım saat olabiliyor, bir saat olabiliyor iki saat olabiliyor ardından attığı çok daha büyük bombalarla o binayı yıkıyor. Hatta bazen bina sahiplerinin telefonu dahi arıyor, arıyor e, İsrail ordu komutanları işte binayı boşaltmaları gerektiğini söylüyor ve pazarlık yapmaya başlıyorlar filan en son birkaç yıl önce İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda bunlar medyaya yansımıştı. En son Filistin kulesi Gazze'deki e, vuruldu bu şekilde çatısına ilk önce bir bomba atıldı ardından. Ardından da bina tamamen yerle bir edildi belli bir süre sonra. İşte İsrail'in bugün gerçekleştirdiği saldırılarda benim Filistinlilerin ağzından duyduğum şeyler şuydu. İsrail'in bu son saldırılarda hiçbir şekilde uyarı bombası atmadığından bahsediyor. Yani evin içinde sakinleriyle birlikte o evi yerle bir ettiğinden bahsediyordu benim dinlediğim Filistinli. Şimdi buna baktığınızda İsrail'in Gazze yönelik saldırılarındaki tek değişiklik bu olmuş gibi görünüyor. Mevcut duruma gelindiğinde saldırının üzerinden 4 saatten fazla bir süre geçti ve halen daha Gazze sınırındaki Yahudi yerleşimlerde Filistinli gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bazı kaynaklar işte 6 farklı noktada bazı kaynaklar 7 farklı noktada Filistinli gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiğini ifade ediyor. Az önce Kassam Tugayları sözcüsü bir açıklama yaptı ve bu açıklamada çok oldukça enteresan şeyler söyledi. Mesela bunlardan bir tanesi Kassam Tugaylarının yeni sızmalar gerçekleştirerek içerideki savaşçılarla bir değişim yapması. Yani yeni savaşçılar içeri girdi. Eski savaşçılar dinlenmek için Gazze'ye geri çekildiler. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Bundan önce gece saatlerinde yapılan açıklamalarla da yapılan yeni sızma harekatlarıyla ikmalat yapıldığı içeride çatışan Filistinli gruplara mühimmat ikma, ikmalat yapıldığına yönelik bazı açıklamalar yapılmıştı. Tabi İsrail'in burada ne gibi bir askeri strateji izleyeceğinden de biraz bahsetmek gerekiyor. İşte geçtiğimiz dakikalarda İsrail'in şu ana kadar Gazze'yi vurmak dışında farklı bir cevap vermediğinden bahsettim. Evet ancak bu ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde İsrail'in çok daha farklı cevap vermeyeceği anlamına gelmiyor. Bu bağlamda İsrail'in mesela benim dikkatimi çeken attığı adım Gazze şeridine, Gazze şeridi sınırına yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşimleri tahliye etmeye başladı. Şimdi kimi kaynaklar Gazze'den 4 kilometre uzaktaki mesafeye kadar olan Yahudi yerleşimlerin 24 saat içerisinde İsrail ordusu tarafından tahliye edileceği açıklamasıydı. Kimi kaynaklar bu ifadeyi aktarıyordu ve kimi kaynaklarda bazı kaynaklarda e, İsrail'in Gazze sınırına yoğun bir askeri sevkiyat gerçekleştirdiğini aktarıyor ki bunu da görsel olarak doğrulamamız mümkün. Son e, görüntülerde e, Arap ajanslarının da geçtiği... gerekse gerekse Batılı ajanslarının geçtiği görüntülerde İsrail'in Gazze sınırına tankla da dahil olmak üzere oldukça fazla askeri araç yığınağı yaptığını görüyoruz. Bu tabii yığınaklarda e, akla ilk olarak bir kara harekatını e, getiriyor. Ancak şunu da ifade etmek lazım. İsrail her ne kadar e, Gazze sınırına askeri bir yığınak yapsa. Kara operasyonu gerçekleştirebilmek için bence daha fazla zamana, daha fazla yığına ve daha e, geniş bir çerçevede plan hazırlamaya ihtiyacı var. Hani bunu da özellikle belirtmiş olayım. İsrail ilk olarak Gazze'den Yahudi yerleşimlere sızan Filistinli grupları elimine edip ardından Gazze yönelik plan, planını uygulamaya koymak istiyor. Burada Gazze yönelik plan ne olabilir? Biraz bundan bahsetmek gerekiyor. Her ne kadar İsrail ordu sözcüsü bir kara harekatından bahsetmese de Gazze yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştireceklerinden bahsetti ve bu, bu operasyonun geçmiştekilerle benzerlik taşımayacağını da ifade etti. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkarmak mümkün. İsrail geçmişte olduğu gibi yeniden Gazze'ye oradaki Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast benzeri saldırılar gerçekleştirebilir. Keza Batı Şeria'da da saldırılar gerçekleştirebilir. Suikast saldırıları ki bunu sivil araçlarla Batı Şeria'daki kamplara sızıp orada yaptı, böyle saldırılar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ardından bir başka kısım daha var. Bu biraz daha Gazze'yi ilgilendirmiyor. İsrail bu saldırıyı, bu kendisini yönelik saldırılara cevap vermek için Hamas'ın Filistin dışındaki Filistin dışında bulunan liderlerine yönelik de suikastlar gerçekleştirebilir. Yani İsrail'in böyle bir şey yapmayacağını düşünmek de bence olayı biraz e, hafife almak olur. Yani ülke dışındaki Filistinli liderlere dediğim gibi suikastlar gündeme gelebilir. Bu liderler biliyorsunuz yani büyük bir kısmı işte Türkiye, Katar, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde bulunuyor ve onlara yönelik suikastler de gündeme gelebilir. Çünkü yani baktığınızda geçtiğimiz 50 yıl boyunca İsrail böyle bir saldırı yaşamadı. Yani bu kadar büyük kayıp vermedi. Hatta kaybı da geçiyorum. Şu anda İsrail Kaç kişinin Hamas tarafından rehin alındığını bile açıklayabilmiş değil. Bunlardan kaçı asker, kaçı sivil rehinelerin, kaçı savaş esiri bunların hiçbirisi şu anda bilinmiyor. Ancak e, İsrail ordu kaynakları dün yaptığı açıklamada daha önce görülmemiş kadar, görülmediği kadar fazla e, rehine olduğunu Hamas'ın elinde açıklamıştı. Bu da oldukça önemli bir detay. Önemli bir nokta daha var. Bunu da aslında ifade etmek istiyorum. Bu bizim bölgeyi takip etmemizle alakalı bir günden. Biliyorsunuz, daha doğrusu konuyu takip edenler bilecektir. Mısır uzunca bir süredir Sina Yarımadasını insansızlaştırıyor. Yani oradaki evleri bir şekilde yıkıyor. Terörle mücadele bahanesiyle bunu İsrail ile birlikte yapıyordu. Şimdi İsrail Gazze yönelik bir kara harekatı gerçekleştirirse eğer. Bu kara harekatının da farklı aşamalardan oluşacağını öngörüyorum. En azından böyle söyleyeyim. Hani bunlardan bazıları Gazze'yi parça parça ele geçirmek, yani belli bir parçasına operasyon yapmak ki bu İsrail ordusu açısından da büyük bir kolaylık olacaktır. Diğer bir bizim düşüncemiz diyeyim, yani bazen aramızda konuşuyoruz böyle. Bu Sina yarımadasında insansızlaştırılan bölge, orada yerleşimler yerleşimler yok edildiği bölgeler var yani büyük oranda. Filistinlilerin o bölgeye tahliye edilmesi yani Mısır'la yapılacak bir anlaşmayla. Neden böyle diyorum? Çünkü e, ne zaman Filistinli gruplarla İsrail bir çatışma içerisine girse biz Mısır'ı sürekli olarak arabulucu olarak görüyoruz. Yani bir bir şekilde arabuluculuk yapıyor Mısır'la Mısır, Mısır İsrail'le ve e, süreci ateşkesi sağlıyorlar. Bu bağlamda dediğim gibi Sina'yı Filistinler belki de ilerleyen dönemde hani çok yakın bir şey gibi yakın bir ihtimal gibi görünmese de bu Sina Yarımadası'na çıkartılabilirler. Ve son olarak İran'a yönelik bir müdahale gündeme gelir mi? Aslında en çok bana gelen soru da buydu. Yani İsrail'in İran'a yönelik askeri bir müdahale gerçekleştirmek için bu saldırıya, son saldırıya izin verdiği, göz yumduğu e, iddiaları. Ya ilk başta ben şunu söyleyeyim, ben bunu e, komik buluyorum çünkü e, yani dediğim gibi videonun başında da söyledim, İsrail'in gerekse gaz gerek Gazze yönelik bir kara harekatı, gerekse İran yönelik bir askeri müdahalede bulunmak için e, bu tarz bahanelere ihtiyacı yok. Bunu yıllardır biz görüyoruz zaten. E, burada şu noktaya dikkat çekmek istiyorum ama bunu söylemeden de e, videoyu kapatmayayım. Hamas ve İslami Cihat e, bölgede İran tarafından e, aslına bakarsanız ciddi olarak destekleniyor. Bu destek kimi zaman siyasi, kimi zaman da askeri olarak kendisini gösteriyor. Gerçekten e, gerçekleştirilen bu saldırı, Filistinli grupların gerçekleştirdiği İsrail yönelik bu saldırı denizden, havadan ve karadan gerçekleştirildi ve oldukça e, sofistike bir saldırıydı gerçekten. E, ve baktığınızda bunun arkasında bir üst aklın olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bazı taktikler Lübnan Hizbullah'ından alınmış bazıları İran'dan alınmış ve bunun arkasında bir askeri aklın olduğunu görebiliyorsunuz ve benim tahminim, bu kişisel yorumum bu saldırıların İran'ında bir şekilde bu planın saldırı planlarını tertip etmede düzenlemede bu organizasyonun içinde olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Bu kadar büyük bir operasyon İran'ın Onayı olmadan e, gerçekleştirilemez çünkü gruplara baktığınızda gerek Hamas'a gerek İslami Cihada baktığınızda her ikisi de e, artık büyük oranda İran'ın güdümüne girmiş e, gruplardan bahsediyoruz o yüzden İran onayı olmadan böyle bir e, operasyonda gerçekleştirilemez ancak yine de şu parantezi açayım e, yani burada e, İsrail'in İran'a yönelik bir müdahale için bahane oluşturmak adına bu saldırıya müsaade ettiği iddiası ya bu tamamen e, bence e, uydurma yani İsrail'in böyle bir müdahale için e, hiçbir şekilde e, şeye ihtiyacı yok. Bir bahane üretmeye ihtiyacı yok yani dünyada şu anda İsrail'den hesap sorabilen bir mekanizma olmadığı için böyle bir bahaneye de ihtiyaç duymayacaktır kendisi. Sorularınız varsa, atladığım noktalar varsa onları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben e, yorumları okumaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadarıyla doğru da orada sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.